Merhaba değerli izleyenler günlerdir konuşuluyor günlerdir narin meselesi gündemde 25 günü geçti ama bugüne kadar çeşitli iddialar ortaya çıktı onlarca iddia ortaya çıktı ama hiçbir iddianla gerçek olduğuna yönelik çok net bir kanıt şu anda yok aslında kanıt var belge var bilgi de var tutuklanan var. 11 kişi tutuklanmış fakat cinayetten tutuklananlar var. Ona rağmen şu ana kadar güvenlik güçleri ya da o çalışmayı yürüten ekipler net bir sonucu kamuoyuna açıklamadılar. Çünkü Türkiye'de artık gündem olan bu mesele bu köyde kapalı kutu olarak biliniyor. Köy kapalı kutu, aile kapalı kutu konuşan yok. Evet kimse konuşamıyor, herkes korkuyor. O çevreden korkuyor, o aileden korkuyor ve o bölgedeki siyasi aktörlerden de korkanlar var ne yazık ki. Gündeme getirsen başıma bir şey gelebilir, savcılık beni yargılayabilir ya da bana daha sonradan başıma bir şey getirebilir korkusuyla konuşmuyorlar. Ama konuşanlar da var. Değerli izleyenler biliyorsunuz Narin Güran olayına ilişkin Salim Güran amcası ilk tutunak, tutuklananlar ve cezaevine gönderilenler arasında. Daha sonra bir itirafçı çıktı. Veysi isminde, Nevzat isminde ve onunla ilgili de çeşitli iddialar ortaya çıktı. ifadesini değiştirdi. Jandarmadaki ifadesi başka çıktı ve savcılara verdiği ifade bambaşka bir ifade ortaya çıktı. Daha sonra birdenbire manşetler atıldı ve son birkaç günde konuşulan Salim Güna'nın işçisi olduğu söylenen 15 yaşındaki Ramazan A ile ilgili. Evet. Ramazan manşete taşındı değerli izleyenler, flash haberler yapıldı, Ramazan'ın ses kaydı ortaya çıktı diye, o konuşmalar geri geldi diye, iki gündür aslında olay çözüldü diye artık manşet atılıyor. Fakat aslında durumda hiç de olduğu gibi olmayabiliyormuş ya da öyle değilmiş iddialar var. Bu iddianın sahibi Ramazan'ın bir yakını. Teyitli bir iddiayı sizlerle paylaşıyorum değerli izleyenler. Ramazan'ın bir... E yakını çok ilginç iddialarda bulundu ve çağrılarda bulundu. Ramazan aslında 15 yaşında değil 14 yaşındadır dedi. Kimlik de o şekilde yazılmış iddiasında bulundu. Daha dünkü çocuk okul okumamış köy hayatından başka bir yer görmemiş birisi diyor Ramazan'ın bu yakını. İki kelime Türkçe zar zor bilir. Onu da savcı önünde polis gözetiminde asla konuşamaz zaten diyor ve dün aldığım haberlere göre dün saat 2'de Polisler Ramazan'ın annesini götürmüşler. Ramazan çok ağlıyor, durumu kötü diye götürmüşler değerli bu da çok ilginç bir durum ve devam ediyor iddialarına Ramazan'ın yakını olduğunu söyleyen ismini gizli tutmak zorundayım çünkü hayati tehlikem var beni de hedef alırlar diyor bu kişi bu kadar korkan birisi en ufacık bir şey bilse vallahi da billahi da öter annesi defalarca annesine defalarca sordum bir şey biliyorsan lütfen anlat diye e, demiş çocuğa aynı zamanda annesi annesiyle Kürtçe konuşur rahat konuşur yemin ediyor bir şey bilmiyorum diyor. Ve abi muhtarla olan ses kayıtları tamamen çeviri hatasıdır diye bir iddiada bulundu. Ramazan anın bu yakını ve ses kayıtları paylaşılırsa her şey ortaya çıkar. Sizden ricam medya ne dese direkt onu hedef göstermeyiniz. Ramazan'ın kendisi de ve ailesi de sadece çalışandır. Çocuğun suçu olmadığını bütün köyler biliyor. Bak ses kayıtları varsa daha ölmemiş dedikleri kayıt yani Kürtçeyi Türkçeye çeviren tercüman ya şiveden kaynaklı ya da iyi çevirmemiş. Burası çok ilginç bir iddia değerli izleyenler. Kürtçeyi Türkçeye çeviren tercüman ya şiveden kaynaklı ya da iyi çevirmemiş diyor ve devam ediyor. Ya da ses kaydı olunca bir e, kelime hatalı olmuştur. Uydurma ya da olmadığını demiyorum. Mesajlar olabilir. Mesajların orijinalini, Kürtçe halini paylaşsınlar da hepimiz dinleyelim diyorum. Bunlar asılsız iftiralar. Bir adam 14 yaşındaki bir çocuğa neden kızı öldürtsün? Başka birine neden gömdürsün? Tekrarlıyorum. Diyor ki burada Ramazan'ın yakını. Bir adam 14 yaşındaki bir çocuğa neden kızını öldürtsün? Başka birine de gömdürsün diyor. Bir cinayet işlenecekse neden bu kadar şahit bıraksın ardından? Ses kayıtları Kürtçe ve Kürtçeyi Türkçe'ye çevirince ister istemez hatalı olur. Diyebilirsiniz mesajlar varsa ses kaydının Kürtçe halini paylaşsınlar. Bu çocuk ilk göz altında korkar. Ne olur bir tane anlatır zaten. Benim korktuğum şey bu olay güçsüz masum birine kalması diyor. Suçlu kimse dar ağacına götürülüp ipte sallandırılsın. Tek isteğim budur. Çocuğun suçu varsa da ses kayıtlarının orijinalını yayınlasınlar da biz de burada ne olup bittiğini anlayalım diyor. Değerli izleyenler Ramazan anın bir yakını bu konuda. Sanırsam bir aksilik olmazsa da yayına katılma durumunu da söz konusu. Ona da aile bireylerine istişare ediyorlar. Açıkçası aile bireyleri değişik yerlerde kalıyorlar ki Ramazan o köylü değil zaten. Oraya işçi olarak yani marava olarak öyle söyleyelim çalışma gidiyor. Bunun anlatımına göre de Ramazan öyle Türkçe bilen birisi falan da değil. Kürtçe biliyor. Köy dışına da pek çıkmayan bir insan olarak anlatıyor. Ve bir aksilik olmazsa da korkularını eğer aşarlarsa aile bireylerinin bir numaralı yakınları da yayına katılmayı düşünüyorlar. Normal şartlarda bugün akşama doğru da yayına katılabilirler. Daha karar vermediler Çünkü korkuyorlar. Başka yerlerde çalışıyorlar. Hedef almak istemiyorlar. Umarım bu konuda bu iddiada dikkate alınır. Bu mesaj yayınlanır. Mesajın orijinal şekli. Çevirisi nasıl yapılmış? ifadesi alınırken nasıl alınmış? Çünkü çocuk Türkçe bilmiyor ve bu da çok ciddi, ciddi ilginç bir mesele. Umarız ki bu meselen de üzerine, üzerine girilir. Değerli izleyenler başka bir mesele var. Tabii ki onu da akşamki yayında artık dile getireceğim. O da Salim Günal'ın bir akrabası Orayı başından sonuna kadar bildiklerini, duyduklarını tamamını anlattı. Ben de akşam saatlerinde onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Akşamki yayında görüşmek üzere. Dem TV kanalında.